Uzman Data'dan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda Şok Market hissesinde TISM T3 indikatörünü kullanarak bir trading stratejisi oluşturmaya çalışacağız. Stratejinin 2020'den bu zamana kadar sonucu dolar bazında 4 saatlik mumlarda Şok hissesine baktığımızda %110 gibi bir getiri sağlamış. Toplamda 301 trade gerçekleşmiş ve trade'lerin yaklaşık %70'i karlı kapanmış. Kazanç kaç sayısı 1,69 civarı ve ortalama işlem yaklaşık %2,94 ve ortalama bir trade'in gerçekleşmesi için 6 mum kapanmış. Yani bu da 6 mum 4 saatlik mumlarda 24 saat borsa zamanına denk gelir. Bu da yaklaşık 3 güne, 3 borsa gününe tekabül eder. Peki al tut durumu neymiş? Ona bakalım. O zamandan bu zamana alıp tutsaydık Şok hissesini dolar bazında %2,86, yani fiyatı pek değişmemiş dolar bazında. Burada da tüm alım satımlara bakacak olursak en aşağıda ilk başlangıç tarihinde buradan görebiliyoruz 09.01.2020. Buradan tüm alım satımlar detaylı gözüküyor. Şimdi stratejinin uygulanmasını, detaylarını hep birlikte inceleyeceğiz. En son halde şu. Tabii çok fazla kayıplar da var. Fakat genel olarak kazançların toplamı kayıplardan büyük olmuş. Bu şekilde. Şimdi stratejinin detayına girecek olursak burada TISM T3 indikatörünü açıyoruz. Burada kırmızı yeşil kısımlar var. Aslında bu indikatörleri sizden gelen talepler doğrultusunda geliştiriyoruz, ekliyoruz. Uzman dataya da TISM T3 indikatörünü ekledik. Buradan Ultimate Strateji Uzman Data indikatörüne girdiğimizde siz de aşağıdaki linkten kendiniz ücretsiz deneyebilirsiniz. Burada TISM T3 indikatörünü buluyoruz. Strateji şu şekilde kurul. TISM T3 indikatörü al dediğinde al. Yani yeşil bölgedeyken al. Kırmızı bölgedeyken sat. Bu kadar. Onun dışında eğer aralarda da kademeli olarak kâr al indikatörünü aktifleştiriyoruz. Yani bu yükselişlerde parça parça ilk çeyreği %2 kârla, diğer çeyreği %4 kârla, sonraki çeyreği %6 kârla, en son çeyreği de %8 kârla sat diyoruz. Eğer TILS'ın T3 indikatörü kırmızı verirse, çıkış yap derse de stop loss gibi komple tüm pozisyonu kapat diyoruz. Bu şekilde bir strateji. Buradan stratejinin detaylarına bakacak olduğumuzda burada TILS'ın yeşil ışık yaktığında ilk örneğin burada alım gerçekleşmiş. Yani burada kademeleri görüyorsunuz. İşte ilk TP1, TP2 gerçekleşmiş. Sonrasında işte TP3 burada gerçekleşmiş. TP4 de burada gerçekleşmiş. Aslında daha da gidiyormuş. Burada TILS'ın T3 indikatörüne göre alsaydınız daha pahalıya satabilirdiniz ama her zaman daha iyi olmuyor tabii. Yine burada da aynı şekilde burada tam al dediğinde yani giriş noktaları fena değil. Yeşil ışık verdiği yerler güzel duruyor. Al dediği yerde almış. Bu şekilde satmış. Sonrasında burada şöyle bir şey gerçekleşmiş. Dediğimiz gibi koyduğumuz kural. Burada alım yapmış. Ve burada ilk TP1'i almış. Sonrasında kırmızı yaktığı anda direkt tüm pozisyonu kâr zarar gözetmeksizin kapatmış. Sonrasında yine yeşil olunca almış. İlk kârı almış. Sonrasında yine satmış. Yine sonrasında kırmızıdan yeşile dönmüş. Ve yeşile döndüğü yer başarılı bir nokta yine gözüküyor buradan. Tam yükselişi yakalamış. Buradan almış. Sonrasında ilk kâr al noktası burası olmuş. Sonrasında ikinci kâr al burası, üçüncü kâr al burası. En son kâr alma noktası da burası olmuş. Bu şekilde gidiyor. Yani mesela buralarda sık renk değiştirdiğinde başarısız olmuş. Burada almış. İşte sonra burada kırmızı olunca satmış. Artık az bir zararla buradan kurtulmuş. Yine bu arada çok sık renk değişimlerinde kötü performans veriyor tabii.
almış satmış hemen şurada. Sonrasında yine burada bu aralarda da renk değişimlerinde almış satmış zararına. Burada almış satmış karları toplamış burada. Sonra kırmızı bölgede girmemesi güzel. Yine yeşil bölgede girmiş. Bu şekilde yani böyle çok fazla uzatmak istemiyorum. Tüm işlemlere siz de bakabilirsiniz kendiniz. Sonrasında siz burada tabii çok fazla alım satım gerçekleştiği için hepsini takip etmek zor olabilir. Parça parça kar almak özellikle. Diğer türlü normal Thyssen T3 indikatörünü açtığınızda alım ve satım noktalarını kolayca bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz zaten. Yani renklerden anlaşılıyor. Burada strateji bazlı kurduğunuzda ben Tilson işte bir hisse senedinde Tilson indikatörü dolar bazında al dediğinde alayım. Sonra da işte ilk çeyreği %2 karla ya da ne karlaysa artık sizin belirlediğiniz gibi satayım. Sonra diğer çeyreği daha yüksek bir karla sonraki üçüncü çeyreği daha yüksek bir karla, dördüncü çeyreği de en yüksek karla satayım ama arada da kırmızılar olursa kaçayım, komple stop loss yapayım gibisinden bir strateji kurmak istiyorsanız burada uzman data strateji indikatörünü kurduktan sonra burada alarmları ekliyorsunuz ve bunu alarm olarak oluşturuyorsunuz. Sonrasında isterseniz eğer bunu tamamen otomatik alım satıma dökmek için burada size verdiğimiz metni yapıştırıyorsunuz. Bu alarmlar direkt aracı kuruma gidip otomatik al sat yapmanızı sağlıyor. Böylelikle tek tek bunları hesaplamak zorunda kalmıyorsunuz. Bu şekilde algoritmik trade de yapabiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz konuları aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki algoritmik trade işlemimizde görüşmek üzere. Başarılar.